أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما برحمتك يا أرحم الراحمين İmamlık ve cemaat, Babul İmameti vel Cemaati birçok fıkıh kitabında Babul Cemaati diye başlıyor. Bu bölüme başlamış idik. El Hediyetül Alaiye isimli eserimizden. Birinci olarak cemaatin fazileti ve hükmü, bunu gördük. Cemaat ile namaz kılmak, Hanefi mezhebine göre hür olan, akıllı olan, özürsüz olarak cemaate gitmeye imkanı olan kişilere, erkeklere sünnet-i müekkededir demiştik. Daha sonra bir önceki dersimizde imam olmanın şartlarını gördük. Müslüman olacak, buluğa ermiş olacak, akıllı olacak, erkek olacak, kıraat yapabilecek durumda olacak. Bir de özürlerden selamette olacak, salim olacak. Yani herhangi bir özür, burun kanaması gibi, pelteklik gibi, işte setre avrete mani bir durum olması gibi, abdestsizlik gibi, bu gibi özürlerden de kurtulmuş olacak dedik. Şimdi bugünkü dersimizde ise bir kişinin imama uymasının şartları. İmama uyan kişiye üç tane isim veriliyor. Başka isimler de var da genelde muktedi deniliyor. Muktedi, iktida, yektedi, imama uymak demek. Me'mum deniliyor. Efendim, bir de mütabi' deniliyor. Değişik değişik isimleri var. Genelde fıkıh kitaplarında kullanılan iktida, imama uyan kişi. Biz şimdi burada devamlı imama uyan, imama uyan ya da cemaat. Türkçe'de de mesela cemaat değil mi? İmamın arkasındaki cemaat, cemaatin durumu, cemaatin sağı, cemaatin solu falan diyoruz. Fıkıh kitaplarında genel kullanılan tabir muktedi. İktidadan geliyor. İktida, yektedi, iktidaen fehuvel muktedi. Yani arkadaki imama uyan kişi demektir. Onun için şöyle başlıyor dersimiz. Ve şurutu sıhhatil iktidai. Bir kişinin imama uymasının şartları. Bakın bunlar çok önemli, çok değerli bilgiler. Hepsini belki bu derste bitiremeyiz ama 11, 12, ben notlar da aldım. 13, 14, belki 15'e kadar da çıkabilir, bakacağız. Bugün artık ne kadar gidebilirsek. Bu şekilde bir kişinin cemaat olabilmesinin şartları içerisinde imamlık da bazen gelecek. İmamın meselesi de gelecek. Bunlar önemli maddeler inşallah. İmama zaten imam deniliyor. Cemaate ne deniliyor? Muktedi, cemaat, me'mum deniliyor. Tek başına kılan ne deniliyor? Münferit deniliyor. Münferit. Genelde fıkıhta tek başına kılana münferit, imama uyana muktedi, imama ise imam deniliyor. Tamam, genelde isimler bu. Fıkıh okurken genelde bu isimleri kullanacağız. Cemaat demeyeceğiz de muktedi diyeceğiz, muktedi. Yani Türkçe'de cemaat diye yayılmış, cami cemaati değil mi? İmamın cemaati falan diye, ama normal fıkıh tabi olarak muktedidir. Tek başına kalan münferittir. İmam zaten imam. Şimdi bizim konuştuklarımız iktida, yani imama uymanın şartları. Dolayısıyla imamlığın şartları cemaate niyet etmek, yani arkasındakilerin
ona iktida uymasına niyet etmek şart değildir. Ama cemaatin imama niyet etmesi nedir? Şarttır. Yani şurada imam namaz kıldırıyor. Siz arkadan geldiniz. O imama uyacaksanız sizin ne demeniz lazım? Uydum hazır olan imama. Yani illa demeniz lazım diye ağzımızda böyle alışmış ama kalbinizden böyle niyet etseniz olur. İlla sözle de demek şart değildir. Onun için muktedinin Türkçe cemaatin imama uymaya niyet etmesi şarttır. Yoksa imama uymuş olmazsın. Ama imamın erkek cemaate niyet etme şartı yoktur ama kadın cemaatse arkada kadın varsa kadın kılma ihtimali var. Mesela bizim mescidimizde şu anda cemaat kadın cemaat alma ihtimalimiz yok. Yerimiz buna müsait değil ama kadınlara özel yer ayrılan cemaate katılması ihtimalli olan yerlerde imamların mutlaka imamete niyet etmesi lazım. Eğer imam imamete niyet etmezse arkadaki bir kadının imama uyması caiz olmayacaktır. Birinci madde bu. Şurutu sıhhatil iktida. Bak iktida dedi burada. Yani Türkçe cemaat olmanın sahih olmasının şartları. İmama uymanın sahih olmasının şartları. Bir, niyetül muktedi el mutabaatel imamihi. Cemaat, muktedi Türkçe, artık fıkıh tabir olarak muktedi, imama uyan kişi, imama uymaya niyet edecek. Buradaki niyet, daha önceden niyet babında görmüştük, kalpledir aslında, kalbin kastıdır. Ama dille de bunu söylese olur. Ben uydum, hazır olan imama uydum, imama diyerek niyet edecek. Tabiri caizse biz buna daha önceden okuduğumuzda demiştik, trenin vagonları gibi, Hanefi mezhebinde özellikle, İmam lokomotif gibi düşünün. O vagona imamın lokomotifin arkadaki demir şeyine, ne diyor ona? Kancasına, kendi kancasını takacak. Bunu da ne yapacak? Uydum hazır olan imama diye niyet etmesi şarttır. Hem de nasıl? Bu niyet ne zaman olacak? Dikkat edin, bu da çok önemli. Mukarineten li tahrimeti nefsihi velev hükmen. Hükmen bile olsa kendi tahrimesine bitişik olarak. Yani imama uymaya niyet etmen senin Allahu Ekber deyip namaza girmenle aynı anda olacak. Namaza girdikten sonra imama uymaya ne yapamazsın? Niyet edemez. Nasıl? Mesela sen şurada akşam ezanı okundu. Akşam namazını kılıyorsun tek başına. İmamı beklemedin. Cemaatin toplanmasını beklemedin mesela. Sen namaza durdun. Sonra burada geldi iki kişi, ne yaptı? Cemaat yaptı. Sen ne yapamazsın? Ben de hazır onlar imamdaki onlara uyayım diyemezsin. Çünkü senin iftitah tekbirine bitişik olarak imama uyma niyetin olmadı. Onun için sonradan o cemaate ne yapamazsın? Uyamazsın. Onun için mukarineten li tahrimeti nefsihi, bu imama niyet kendi namaza girerken aldığı tahrime tekbirinin bitişik olması lazımdır. Velev hükmen, velev ki hükmen de olsa. Nasıl yani hükmen? Bi en la yafsule beynehuma fasilun ecnebiyyun. Yani niyeti ile imama uyması arasında, imama uyma niyeti ile tahrimesi arasında, özür dilerim, imama uyması niyeti ile tahrimesi arasında bir ecnebi, namaza muhalif bir şey olmadığı müddetçe illa hemen saniyesi saniyesine değil. Nasıl mesela? Diyelim ki mesela imama uymaya niyet etti. Orada bekledi biraz. Ondan sonra Allahu Ekber dedi, girdi. Namaza ecnebi, namaza muhalif bir şey olmadığı müddetçe o bitişik sayılır. Yani tahrimesini almadan önce, araya ecnebi bir şey sokmadan imamadan uymaya niyet etmesi lazımdır. Tahrimeyi aldıktan sonra, yani kendisi bir farz namaza durduktan sonra imama uyması içinden niyet etse bile uygun olmayacaktır. Yani tabiri caizse yola çıkmadan, lokomotif hareket etmeden sen ne yapman lazım? Sen lokomotif hareket etmeden sen kendin kendi vagonunu oraya geçirmen lazım. İmam gitti, sen sonradan gelebilirsin ama önemli olan senin hareket etmen. İmamın hareket etmesi değil burada. İmam namazı başlamış olabilir, bir rekat kılmış olabilir, iki rekat kılmış olabilir. Önemli olan sen hareketini ederken senin hareketinin başlaması an itibariyle imamın kancasına kendi kancanı geçirmen lazım tabiri caizse. Bu bir. Aynı konuyla alakalı şimdi burada inşallah inceleyeceğiz.
Bu Hanefi mezhebinde olan bir mesele. Özetle söylüyorum, ileride gelince teferruatını görürüz. Hanefi mezhebinde aynı namazda aynı imama uyan bir erkek ve kadın eğer muhazat dediğimiz aynı hizada olursa burada erkeğin namazı bozuluyor. Dolayısıyla böyle bir durumda burada kadının imama uymasının sahih olması için imamın, erkek olan imamın kadına niyet etmesi geçerlidir. Eğer imam kadınlara niyet etmediyse kadının erkek ile aynı namazda olması düşünülemeyeceğinden dolayı burada erkeğin namazı bozulmayacak. İşte burada şu, bunu niçin söylüyoruz? Bu saflarla alakalı mesele, muhazat meselesi. Ama burada şu, imamın kadınlara niyet edip etmemesi erkeğin, kadınla aynı hizada olan erkeğin namazının bozulup bozulmamasına tesir edecek. Çünkü imam arkadaki kadın cemaatin kendisine uymasının sahih olması için imamın cemaate niyet etmesi lazımdır. Yani kadınlar için. Eğer imam onlara niyet etmezse kadınların namazı imama uymaları sahih olmayacağı için, kendi erkekle aynı namazda olmayacağı için dolayısıyla kadının namazı erkeğin namazını bozmayacaktır. Çünkü imam niyet etmedi. Onun için kadınların imama uymalarının sahih olması için imamın kadınlara niyet etmesi şarttır. Bu da imamlığın ikinci şartı. وَنِيَّتُ الرَّجُلْ الْاِمَامَةَ Erkeğin imamlığa niyet etmesi şarttır. Şartun لِسِحَّةِ اِكْتِدَاءِ النِّسَاءِ بِهِ Kadınların kendisine uyması için erkeğin imamlığa niyet etmesi şarttır. İmamete. Bak buraya dikkat edelim. Buranın da altını çizelim. İmamet. Yani şöyle biliniyor halk arasında. İmamın benim arkamdaki kadın cemaate niyet ettim demesi şart diye biliniyor. Halbuki böyle değil. Sadece imamlığa niyet etmesi yeterlidir. Yani ben niyet ettim. Allah'ım seni de. Tabii bunlar gönülden oluyor. Telaffuzu anlayalım diye söylüyorum. Niyet ettim Allah'ım senin zan için işte akşam namazının farzını kılmaya. Ben imam oldum arkadaki bana uyan erkek ve kadın cemaate. Böyle demesi şart değil. Erkek demesi de şart değil. Kadın demesi de şart değil. Ben niyet ettim arkadaki cemaate imam olmaya dediği an itibariyle kadınların cemaatle namazı olur. Onun için burada imamın İmamete niyet etmesi lazım. Kadınlara imamete değil. Bir seferinde 15 sene önce falan bir cami çıkışında bir tanesi, tabi biz de biliyorsunuz camilerde seviye çok yüksek. Yani camilerin caminin içinde pek değil de caminin içinin dışına çıktığınız anda çay ocağı, cami bahçesi, avlusu buralarda maşallah. Yani seviye çok yüksek. Yani fakih falan değil, müştehit seviyesinde yani maşallah. Adam diyor ki yok diyor. E bunu neye göre söylüyorsun? Bana göre diyor. Abi sana göre demek ne demek yani, ben anlamadım yani. Yani adam diyor ki bana göre imamın kadınlara niyet etmesi lazım. Ben de namazı kıldım, çıktım. Tartışıyorlar falan, ya hocam dediler bir baksana falan. Adama diyorum abi siz bunu neye göre söylüyorsunuz? Yani ne, bunu, ben bu iddiayı siz yani hani bir fıkıh kitabında mı gördünüz? Eğer kitapta gördüyseniz amenna biz bunu neye göre söylüyorsunuz? Ya bana göre böyle olması lazım ya. Ya bu iş sana göre bana göre olmuyor ki mübarek. Öyle olsaydı o zaman herkes kendi fıkıh kitabını kendi yazardı. Onun için erkek imamın kadınların kendisine uymasının sahih olması için sadece imamlığa niyet etmesi şarttır. Kadınlar diye kayıtlamasına gerek yoktur. Ve niyetu racul el imamete şartun li sıhhati iktidain nisai bihi kadınların kendisine uymasının sahih olması için erkek imamın imamete niyet etmesi şarttır fi gayri cenazetin cinaze de okunuyor Arapça cenaze de okunuyor Türkçeye cenaze geçmiş ama iki zabıt da var cinaze cenaze bir numaraya aşağı baktığınız zaman çünkü lima yelzemu minel fesadi bil muhazati çünkü eğer orada imam niyet ettiyse kadınların kendisine uymasının sahih olması için imamlığa niyet ettiyse hizasındaki erkeğin de namazı bozulacak. Eğer erkekle aynı hizada ise ama eğer imam niyet etmediyse o zaman bozulmayacaktır. Şunu da söyleyeyim parantez içinde.
tabi haç olayı bütün dünya Müslümanlarının birleştiği bir olay olduğu için tabi ki bu Kabe'de haç, umre, Kabe, bu hiza meselesi orada tabi ki Hanefi mezhebinin bu görüşü tatbik edilemiyor. Tatbik edilse de birçok kişinin namazının bozulması icap ediyor. Burada artık mezhep olarak Hanefi mezhebi burada tatbik edilemiyor bu konu. Zaten bir tek Hanefi mezhebinde olan bir konu. Diğer mezheplerde yok. Cumhur diyoruz. Cumhur mezheplerde bu konu yok. Bunların sebebi, delilleri vesaire ila ahiri onlar tartışılıyor. Eğer Kabe'de namaz kılarken muhazat meselesini tatbik edecek olursak neredeyse Hanefilerin tamamının namazı olmayacak. Kabe'ye hatırlarsanız dört tarafı kıble okurken çizmiştim. Kabe'de senin yön Mescid-i Haram'da namaz kılarken senin döndüğün tarafta, senin döndüğün köşede işte Rükn-i Irak ile Rükn-i Şami arası veyahut da işte Rükn-i Hacer efendim Hacer-i Esved ile Rükn-i Yemani arası. Bu ikisi arasında senin döndüğün yer bu ikisi ise ve burada senin önünde veyahut da hizanda bir kadın varsa diğer taraflarda önde olabilir. O zaman namaz olmayacaktır. Bu da bugün kaçınılması imkansız bir şeydir. Polis diktikleri halde, görevlendirdikleri halde, oraya adam koydukları halde yine de kadınları çıkaramıyorlar. Çıkmıyor kadın yani. Kaç defa denk geldik önümüzde, yanımızda efendim. Yani eğer hemen yanında değil de öyle arada mesafe varsa onu koruyabiliyorsan şükrediyorsun yani. Bazen öyle oluyor. İzdiham akşamlarda, yaslarda falan öyle oluyor. Dolayısıyla bu ayrı bir konudur. Bu mesele, muhazat meselesi ileride de gelecek. İkinci madde bu. Üçüncü madde, şimdi burada muktedi diyoruz. Yani Türkçe cemaat, cemaatin ayakları imamın ayaklarının gerisinde olacak. Bakın buraya dikkat edelim. Vücut, boy önemli değil burada. Dolayısıyla 2 metre bir adam, 1 metre bir imamın arkasında namaz kılsa, önemli olan şöyle ayakların, şöyle ters gösterdim, İmamın ayağıyla onun ayağının ne olmasıdır? Gerisinde olmasıdır. Şimdi bu adam 1 metre, bu adam 2 metre. Ayak geri olduktan sonra bu adam secde ettiği zaman bunun başı imamın başının önüne gelirse zarar vermez. Önemli olan imamın önüne geçmedi. Önemli olan ayaklardır. Ayaklarda da önemli olan nedir? Topuklardır. Adamın, imamın boyu 1 metre, cemaatin boyu 2 metre, onu geçtik. İmamın ayağı küçük, 38 numara giyiyor. Cemaatin ayağı 48. Olabilir, böyle insanlar var değil mi? Topuğu geride olduktan sonra parmak uçlarının geçmesi de zarar vermez. İmamın cemaatin önünde olması lazımdır. Burada esas olan nokta ayaklardır. Ayaklarda da esas olan nokta ayağın tamamı değil topuktur. Ayağın topuğudur. Kaide bu. Bunu bildik mi? Olur. Burada çok son zamanlarda dikkatimi çeken bir olay var. Buna dikkat edelim. Oturarak namaz kılan imamın hemen yanında kılıyorsa, şimdi sandalyede oturuyor ya, ayak topukları sandalye biraz imamın sanki gerisinde gibi ama ayak topukları imamın önüne geçiyor. Biz burada önemli ayak topukları diyorsak biraz sandalyede kılanların dikkat etmesi lazım. Yani şimdi böyle sıkışık olduğu zaman imamın yanındaki böyle sandalye de kılıyor, oturuyor böyle şu anda benim oturduğum gibi. Dolayısıyla affedersiniz bu arka tarafı imamın gerisinde, imam şurada mesela diyelim. Ama ayakları imamın ayaklarının önünde oluyor. Buna dikkat etmek lazım. Çünkü burada muteber olan ayaklardır. Muteber olan ayaklardır. Yani otururken normalde böyle sandalyede oturma gibi bir şey çok şey yok ama normalde kaide bu. Onun için az daha geride dursun mübarek. Ne olacak? Ne kaybedersin yani? Sandalyeyi biraz daha geride. Topuklar, ayak topukları ve ayaklar geride durması lazımdır. Onun için üçüncü şartımız ve ademü tekaddumi akabil muktedi, imama uyan kişinin ayak topuklarının önde olmamasıdır ala akabi imamihi. İmamının topuklarının efendim önünde olmamasıdır. Bakın dikkat edin, direkt hiç ayak mayak demedi, direkt topuk dedi. Topuktan şey aldı. Burada önemli olan şifre topuk. Tamam mı? Tek başına kılan adam zaten o da gelecek inşallah saf. Eğer bir imamla bir kişi cemaat yapıyorsa yan yana duracaklar zaten. Buradaki yan yanadaki ölçü ne? Ayağının geride olması. Ayakta da ölçü topuk.
Ya şimdi imam adam, alim adam ama ayağı küçüktür. Ötekisi de cemaattir ama ayağı büyüktür. Bu önemli. Boyda da önemli lan. Boyda da önemli lan. Boyunun uzun olması değil, yine ayağıdır. Ayağı geri olduktan sonra, ayak topuğu imamdan geri olduktan sonra cemaatin boyunun imamı geçmesi zarar vermez. Peki, şimdi burası da önemli bakın. İşte cemaat olmanın şartları önemli bir ders dedik ya. Adamın, yani cemaatin ayağı imamın ayağından önce olursa kimin namazı bozulur? İmama bir sıkıntı var mı? İmama bir sıkıntı yok. Sıkıntı kime olacak? Cemaatin namazı bozulur. Fein takaddemel, başka kitaplardan okuyorum. Fein takaddemel me'mum evil muktedi ala imamihi, muktedi veyahut da me'mum, yani cemaatin ayağı imamın ayağın önden geçerse tefsüdü salatuhu ve la tefsüdü salatul imam, cemaatin namazı bozulur, imamın namazı bozulmaz. Yani sen kendini düşün. Bak burada da oluyor bazen, şurada. Şurada. Medine'de. Medine'de kocaman kocaman levhalar var. Işıklı ışıklı levhalar var. İmamın önüne geçmeyin diye. Yüzlerce kişi ya. Bırakın topu mopu, adam kaç saf ileri gidiyor ya. Cuma namazına bakın. Medine'ye bakın cuma namazına. Hatta şu anda var ya, canlı baksanız bile, canlı izleseniz bile görüyorsunuz yani. O sahayı gösteriyor. Kabe'de de bu oluyor. Kabe'de de bu oluyor. Normalde Kabe'deki şart, çizmiştim, dört köşe var ya, dört köşede buradaki şart imamın tarafında, imamın önünde olmayacaksın. Ama diğer taraflarda imamın önünde olabilirsin. Bir daha çizeyim, o zaman belki olmayan arkadaşlar vardır. Bu hacca umreye gidenler için çok önemli bir bilgi bu. İmamın önünde olup olmamayla alakalı. Şöyle Kabe'nin mataf alanını dört çizgiye şöyle böleceğiz. Bu alana mataf alanı deniyor. Bu mataf alanında dört köşe çok önemli. Sen şimdi imam şurası diyelim ki Hacer-i Esved köşesi ise, şu köşe. O zaman imam burada namaz kılıyor. Hatta şu kapıda mültezemde namaz kılıyorsa imam şurada namaz kıldırır genelde. Bu tarafta imamın önünde olmayacaksın. İmamın namaz kıldırdığı tarafta imamın önünde olmayacaksın. Diğer taraflarda imamın önünde olabilirsin. Yani imam şurada, burada 3 metre varsa mesela, imamın Kabe ile arasında 3 metre varsa, hemen yan tarafta Kabe'ye senin 1 metre yakın olabilirsin. İmamın önünde olabilirsin. Halbuki en yanasınız ha. Önemli olan köşedir. Yani sen Hacer-i Esved'in önünde namaz kılıyorsun, hemen önünde, arada 1 metre var. İmam mültezemin kapının arkasında 3 metre geride olabilir. Önemli olan imamın tarafıdır. Bu önemli. Şimdi bakın, inşaat zamanında geçen senelerde imamı ta bu arkaya aldılar. Burada insanlar namaz kılıyor. Kaç kişi uyardık, yapmayın. Yani dikkat edin, imamın önünde namaz kılmayın diye çok öyle oldu. Çok öyle oldu. Ya bu çok önemli mesele. Gelelim Mescid-i Nebevi'ye. Mescid-i Nebevi'nin şöyle çizgisi var. Sahada, alanda. Şuralara tabela asmışlar. Burası imamın izasıdır, buranın önüne geçmeyin diye. Cuma günleri insanlar o yeşil kubbe, yeşil kubbe var ya, Kubbetul Hadra, oranın önüne bakın. Böyle toplu küme küme insanlar namaz kılıyor. Bunların namazları olmuyor. Bunların namazları olmuyor. İmamın önünde namaz olsa namaz olmaz. Yani bu namaz geçerli değildir yani. Onun için ve ademu takaddumi akabi el muktedi ala akabi imamihi, cemaatin topuğu imamın topuğunun, ayağının topuğunun önüne geçmeyecek. Eğer cemaatin imamın önüne geçmesi düşünüldüğü zaman cemaatin namazı bozulur, imamın namazı bozulmaz. İmamın önünde olmaz. Dolayısıyla iki tane noktayı da tekrar hatırlatalım. Önemli olduğu için bunların üzerine tekrar duruyoruz. Burada önemli olan ayaktır. Ayakta da önemli olan topuktur. Adamın ayağı büyükse, parmakları imamın ayağının parmaklarını geçiyorsa bu zarar vermez. Yeter ki topuğu geride olsun. Buna dikkat edelim. Özellikle insanlar buna dikkat etmiyor. Mesela camilerde, birçok camide cuma namazları dışarıda kılınıyor. Cenaze namazı kılınan yerler var ya caminin sağında solunda. Geçenlerde bir yerde uyardım. Adamlar dediler ya biz hiç buna dikkat etmedik. Kimse bize söylemedi dediler. Cenaze namazı kılınan yer, bakıyorsun imamın mihrabın önünde.
Orada da cuma namazı kılıyorlar. Yani dışarıdaki cemaat, cuma namazı kılınan cemaat imamın önünde kılıyor farz namazı. Cumanın farzını. Olmuyor. Namazlar bozuluyor. Çok dikkat etmek lazım yani. Onun için buna azami derecede dikkat edilmesi gerekiyor. Evet, dördüncüsü ve müşareketuhu fi asli fi'lil erkan. Evet, cemaat imamına namazın fiillerinde ortak olacak. Yani mesela imam kıyamda. Sen de kıyamdasın, uydun imama. İmam rükûya gitti, sen rükûya gitmiyorsun. İmam rükûdan kalktı, sen hala kıyamdasın, rükûya gitmedin. Bir rüknü ne yaptın? İmamla beraber kaçırdın. O zaman o iktida ne yapar? Bozulur. Çünkü niye? İmama ne yapmadın? Ortak olmadın. İmama ne yapman lazım? Ortak olman lazım. Onun için bu noktada da imamla, yani bir kişinin imama uymasının şartı burada imamın bir rükün kaçırmamasıdır. İmamla beraber. Eğer imamla beraber bir rükün kaçırırsa o zaman burada iktida bozulacaktır. Hocam, beşincisi. Mesela imam selam veriyor. Hani biz de tam yetiştirememişiz. İşte son Rabbena Atina'yı falan. Biraz daha geriden verebiliyoruz. Yok, vermeyeceksin orada. Orada vermeyeceksin. İmam selam verdiyse mevzu bitmiş midir? Tabii imam selam verdiyse sen de vereceksin. Tabii nerede olsun ol. İmam selam verdiyse başka mezheplerde, Şafii mezhebinde vesaire var. Ama Hanefi mezhebinde, bakın bu da önemli bir soru. Hani adam mesela imam selam veriyor, vermiyor. İmam secdeden kalkıyor, adam kalkmıyor. Bunlar çok var. Abi sen cemaat olduysan, imama ne diyorsun? Uydum, hazır olun imama. İmama uyduysan imama uyuyacaksın. Lokomotif nereye gidiyorsa vagon oraya gider. Onun için mesela diyelim ki sen eğer tahiyyat okudun, Allahümme salli dedin, imam selam verdi. Ne yapacaksın? Ya bari şu salli bari tamamlayayım demeyeceksin. Ne yapacaksın? Selam vereceksin. Ne kadar okuduysan. Onun için imama ne yapması lazım? Uyması lazım. Mesele bu. Yine bu da çok önemli. Beşinci madde. Cemaat imamın halini bilmesi lazım. Seferi mi yoksa mukim mi? Özellikle dinlenme tesisleri gibi yerlerde kılınan namazlarda, özellikle bu gibi yerlerde kılınan namazlarda bu sıkıntı çok oluyor. İmam namaz kıldırıyor, hemen geliyor uyuyor. Ama bu adam mukim mi, seferi mi, nasıl, bu bilinmesi lazım. Ya namazın içinde bilmesi lazım başladıktan sonra, ya da hemen namazın bitiminde, ev ba'dehu diyor biraz sonra. Eğer bilmezse, 4 rekatlı bir namazlarda bilmezse ortalık karışır. Onun için cemaatin imamın halini bilmesi lazım. Ve ilmuhu bi hali imamihi min ikametin ev seferin. Yani imam mukim mi, seferi mi, bunu bilmesi lazım. Kablel feragi ev ba'dehu. Namaz bitmeden önce veya namaz bittikten sonra. Çünkü imam ilan ediyor. Aslında böyle yerlerde imamların bilinçli olması lazım. Seferi olan yerlerde cami normal, mesela burası normal bir cami, mescit. Böyle yerlerde değil de dinlenme tesisleri gibi yerlerde imam mukimse mukim, seferi ise seferi olarak arkaya dönüp ilan etmesi lazım. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem seferi namaz kıldırdığı zaman da farz ve iki rekatta selam verdikten sonra arkadaki sorudan gelenler imamın halini bilmediği için onları uyarmak babından etimmu salateküm fe inna kavmun sefrun ya da fe inna musafirun tarzında böyle uyarırdı. Kalkın namazınızı tamamlayın. Biz seferiyiz. İki rekat kıldık. Mukim olanlar namazı tamamlasın. Onlar da ne yapacaklar? Kalkıp namazını tamamlayacaklar. Çünkü sen eğer namazı tamamlamazsan, imamla beraber namazı kıldım diye zannedersen 4 rekat namazı, o zaman namazın eksik olacaktır. Buna da bilmek gerekiyor. Fîmâ izâ sallâr rubâiyyete rek'ateyni fî mısrin ev karyetin lâ hâricehâ. Bir şehirde veyahut da bir köyde 4 rekatlı namazları 2 rekat kılındığı yerde arkada uyan kişinin bunu bilmesi gerekiyor. Bu da çok önemli bir konudur.
Bilmiyorsan biraz bekleyeceksin veya soracaksın. Ona göre hareket etmek gerekiyor. Ve en la yekuna etna halen minel me'mumi. Bak burada me'mum dedi. Muktedi diyor, me'mum diyor. Türkçe cemaat. Değişik isimler var. Şimdi imamın hali cemaatin yani muktedinin halinden daha aşağı olmayacak. Bakın madde madde okuyorum. Bunları yazdım. İmamlığı caiz olanlar var, caiz olmayanlar var. Bir kişi kıraati tam yapabiliyorsa, kıraati eksik yapan veya okuyamayan, dili dönmeyen, dilsiz olan veya geride geçmişte dilinde bir özür olan, peltek olan kişinin arkasında namaz kılması caiz değildir. Bazı camilerde, mahalle camilerinde imam görevli devletin imamı olmadığı zaman bazı kişiler, imamın arkasındaki bazı kişiler hemen imamlığa geçmeye yelteniyor. Bakıyorsun kıraat yok, sıfır kıraat, namaz olmuyor. Halbuki belki orada daha alim birisi var, daha kıraat yapan birisi var. Kıraati tam yapan birisinin olduğu yerde kıraati yapamayan veya efendim kıraat bilmeyen kişinin imamlığı caiz değildir. Bu çok önemli. Buna dikkat etmek gerekiyor. İkincisi, mesela imamın hali üstün olacak. Mesela setre avret, imam setre avreti sağlıyorsa, cemaatin setre avreti yapacak yani bir hali yoksa bu caizdir. Geride görmüştük yani özür durumlarında mazur. Ama tam tersi olmaz. Yani imam setre avreti tam sağlayamıyor. Mesela Hanefi mezhebine göre dizi, göbeğin arası ve dizini tam kapatacak bir elbise bulamıyor. İmam mesela bu şimdi giyilen kısa şortlar var ya, imam öyle namaz kıldırıyor, arkadaki cemaat ise giyinik. Avret yerini tam kapatmayan bir insanın avret yerini tam kapatmış birisine imam olması caiz değildir. 3. Bu da çok önemli. İma ile namaz kılan bir kişinin rükû ve secde yapan kişiye imamlık yapması caiz değildir. İstediği kadar burada mesela ilmi fazla olsun, makamı fazla olsun, ne olsa olsun. Adam böyle namaz kılıyor ima ile. Arkadaki cemaat ise rükû secde yapabiliyor. İma ile namaz kılanın rükû secde yapana imamlık yapması caiz değildir. Yine farz kılan bir kişinin nafile kılana uyması caiz değildir. Yine özürlü bir kişinin abdesti tam olan bir kişiye namaz kıldırması caiz değildir. Adam mesela devamlı burnu kanıyor veya da dişini çektirmiş, işte diş kanaması var veya farklı özürleri var. Böyle abdesti özür üzere alan bir kişinin tam abdest alana namaz kıldırması caiz değildir. Bunlar 5-6 maddede böyle. Bir de caiz namazı yani namaz kıldırması imamlığı caiz olan var. Az önce söyledik. Mesela diyelim ki farz kılan bir kişi arkada nafile kılan veya kaza kılan bir kişiye imam olabilir. Abdestli olan bir kişi teyemmümlü bir kişiye uyabilir. Dikkat edin bak bu da çok bilinmiyor. İmam teyemmümle abdest alsa arkadaki cemaat normal suyla abdest alsa olur. Burada oluyor. Teyemmüm abdestten daha etna sayılmıyor. Abdestli olan bir kişi teyemmümlü olana uyabilir. Ayakları yıkayan bir kişi, ayaklarında mest olan bir kişiye cemaat olabilir. O da hükmen yıkamış sayılıyor, teyemmüm gibi. Yani imamın ayağında mest, cemaatin ayağında mest olmadan bu şekilde namaz olabilir. Ayakta kılan, bu da çok yanlış biliniyor, oturarak kılana uyabilir. Yani imam oturarak namaz, yeter ki rükû secdesini yapsın ama, rükûse imayla olmayacak. Rükû secdesini yaparken imam rükû secdesini yapar, oturarak kılabilir, arkadaki kişi ise ayakta kılabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığındayken peygamberimiz rahatsızlanınca yerine Hazreti Ebubekir'i imamlığa geçirdi. Bir gün bir namazda peygamberimize bir güç geldi. Geldi, namaza çıkma imkanı buldu ama oturarak efendim namazı kıldırdı ve o Hazreti Bekir ona uydu. Cemaatte Hazreti Bekir'i gördüğü için Hazreti Bekir'e uydular. Ama asıl imam kimdi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturarak kıldırdı. Hazreti Bekir onun arkasında cemaat oldu ve insanlar da Hazreti Bekir'e bakarak namazlarını kıldılar. Dolayısıyla oturarak kılan yeter ki secdesini ve rükûsunu yapsın. Yani imayla kılmasın. Bu kişi ayakta kılana imam olabilir.
Mesela bu da kitaplarda geçiyor, bu da önemli. Kambur adam böyle eğiliyor, kambur. Normalde aslında, yani aslında hükmen ayakta durmaya çalışıyor ama vücudunda bir rahatsızlık var, böyle kambur. Velev ki o kamburluk onu rükû seviyesinde bile olsa, çok aşırı kamburluğa var ya böyle iki büklüm gibi. Yani adam zaten rükû halinde gibi ama hükmen kıyamda. Kambur olan bir kişi de ayakta duran bir kişiye imamlık yapabilir. Bunlar aşağıda sayılmıyor son saydıklarımız ama yukarıdakiler imamdan daha aşağı sayılıyor. Onun için cemaatin imama uyabilmesi için imamın cemaatten ya eşit ya da üstün olması lazım. Cemaatin üstün, imamın aşağı olduğu bir konumda saydığımız 6 yer ve onun gibi yerlerde namaz olmuyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Özellikle mesela diyelim ki kıraat meselesinde, özellikle kıraat meselesinde bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Mevla Teala Hazretleri Rabbimiz Celle Celaluhu inşallah yanlış yapmaktan bizleri muhafaza eylesin. Ve en la yekûne etnâ hâlen minel me'mûm. İmamın hali cemaatin halinden daha aşağı olmayacak. Ne gibi? Ken yekûne müteneffilen. Mesela imam nafile kılıyor. Nasıl olduğunu anlattım. Vel muktedî müfterizan. Cemaat ise farz kılıyor. İmam nafile, cemaat farz kılıyor olamaz. Ama tam tersi olsa sahihtir. Bel yuştaradu kevnül imami mislehu. İmamın cemaatle aynı seviyede olması lazım. Ev a'la halen minhu fiş şeraiti vel erkan. Namazın şartlarında ve namazın rükünlerinde imamın cemaatten ya üstün olması veyahut da eşit olması şarttır. Buna dikkat etmek gerekiyor. Evet, 12-13 maddeden 6 tanesini anca okuyabildik. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cemaat olmanın da çok büyük edepleri var, halleri var. Bunları inşallah devam edeceğiz. Bakın çok önemli bir konu gelecek haftaya, şimdiden söyleyeyim. Bakın çok yerde bu oluyor. Çok yerde bu oluyor. Şurada bir cami var. Geçenlerde Cuma'ya gittim. Arada yol var. Bakın imamla cemaatin arası ayrılırsa, imamla cemaatin arası yolla, nehirle, bilmem şunla bununla gelecek bir boşluk ile ayrılırsa cemaatin namazı olmuyor. Hele ki bu pandemi sürecinde dışarıda cuma namazları kılındı ya, çok sıkıntı. Araba geçen bir yol varsa bu namaz olmaz. Ancak araba geçen yol şu Dudullu'daki Semerkant Mescidi gibi, o anda namaz kılınırken iki taraftan kapatılıp saflar arkaya doğru tamamlanıp yol o anda araba geçilmesine kapatılırsa olur. Ama el an şu anda araba geçiyor. Caminin arkasında park var. Parktan camiye uyuyorlar. Ses geliyor diyor. Olmaz. İmamı duysan da olmaz. İmamı görsen de olmaz. Çok önemli bakın. Gelecek 10. madde inşallah. Ben gelirdim dedim ama gelemedik oraya. Bu da çok önemli. Dikkat edelim. Çoğu kişi uyuyor ama olmuyor. Rabbim Celle Celaluhu hatasız bir namaz kılabilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah.